Channel Manager nedir? Chanel Manager, China Manager, Chanelman, Kanelman. Channel Manager'ı işten kovduk. Channel Manager birçok ismi olan halk arasında. Yani ben bu yaşımdayım, bu kadar neşeli, eğlenceli bir yazılım daha önce görmedim. Bayağı yağmur bastırdı bu arada. Otelin Kış Günlüklerinin 3. bölümünden herkese günaydın. Bugün kanal yöneticisi nedir? Kanal yöneticisi nasıl çalışır? Nasıl kurulmalıdır? Bunları konuşacağız. Bugün farklılık olsun istedik. Ofisimizden dışarı çıktık ve Boğaz'a karşı yürüyerek Otelin Kış Günlüklerinin 3.sünü gerçekleştireceğiz. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the channel kanal demektir, manager yönetici demektir, kanal yöneticisi olarak da çevirebiliriz. Kanal nedir peki? Online seyahat acentelerine biz kanal diyoruz. Mesela booking.com bir kanaldır, Expedia bir kanaldır, Met Global bir kanaldır, Otelz bir kanaldır, Agoda bir kanaldır, Make My Trip bir kanaldır. Normalde bunların hepsinin kendi ekstranetleri var. Ve siz bir fiyat değişikliği yapacağınız zaman bu ekstranetlere girip buradaki fiyatları değiştirmeniz gerekiyor. Müsaitliği değiştirmeniz gerekiyor ya da herhangi bir rezervasyon geldiği zaman bu ilgili OTA'nın ekstranetine girip bakmanız gerekiyor. Bu biraz zor bir iştir. Daha doğrusu vakit alan ve karışık bir iştir. İşte Channel Manager tüm bu OTA'lere bağlanır ve tek bir platform üstünden tüm bu kanalları yönetmenizi sağlar. Özetle Channel Manager budur. Bayağı yağmura kaldık yani. Neyse yapacak bir şey yok. Çekim uğruna artık katlanacağız. Bunda yağacağı tuttu ya. Vallahi değil mi? Bayağı yağmur yağıyor yani. Temmuz'un ortasında. Manzara da güzel. Neyse yaz yağmuru adamı hasta etmez derler, güzel derler. İnşallah öyledir. Giyecek yedeğimiz var mı günün geri kalanı için? Ofiste vardır. Var mıdır? Herhalde. Bence yoktur. Neyse yapacak bir şey yok. Channel Manager özetle dediğim gibi 3 tane data gönderir. 3 data alışverişi vardır channel ve kanallar arasında. 1 Channel Manager fiyat gönderir. 2 müsaitlik gönderir. Bayağı ıslanıyoruz. 3 OTA'lerden gelen rezervasyonlar Channel Manager'a düşer. Peki Erhan Bey, Channel Manager kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl kurulmalıdır? Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Caner, sordukça soruyorsun bu yağmurda yani. Erkenden bitirsek daha güzel olacak ama. Şimdi Channel Manager bir teknoloji konuştuğumuz gibi. Ama Channel Manager'da süreç şöyle ilerliyor. Bir otelin fiyat yapısının ve fiyatlar arasındaki ilişkilerinin otel tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yani bir oteldeki fiyat yapısı occupancy based mi, per room mu? Yani kişi bazlı fiyatlandırma mı, oda bazlı fiyatlandırma mı? Önce otelin buna karar vermesi gerekiyor. Mümkünse bu yapıyı da tüm OTA'lerde, online seyahat acentelerinde aynı şekilde kurması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü biz Channel Manager'la diğer OTA'leri konuşturuyoruz dedik ya, birebir burada mapping işlemi, eşleştirme işlemi yapmamız lazım ve bunu her bir data point için yapmamız lazım. Bu çok önemli bir nokta. Data point dediğimiz ne? Mesela sizin otelinizde standart single room var, standart double room var, standart triple room var. Standart single room only, standart double room only, standart triple room only, standart single non-refundable room only, standart double non-refundable room only, standart triple non-refundable only. Standart single BB, standart double BB, standart triple BB. Standart single non-ref BB, standart double non-ref BB, standart triple non-ref BB. Hani böyle söyledim ki işte bu da vardır dedim ya, Channel Manager neden lazım? Bir oda tipinin gördüğün gibi şimdi 16 tane fiyat varyasyonu var. Hatta 4 kere 3 12, 12 çarpı 4 şeklinde oluyordum. Bir de single double triple occupancy'leri var. Sizin böyle 5 oda tipiniz varsa yüzlerce data point yapıyor. Dolayısıyla ben bu az önce saymış olduğum standart single room only, standart double room only gibi her bir data point'in, her bir fiyatın OTA'lerde karşılığını bulmam lazım. O yüzden kurulum çok önemlidir. Bunu neye göre yapmam lazım? Siz bir yerde occupancy based, bir yerde per room açarsanız bunların bağlantısı yamalı oluyor. Yani mümkün ama ideal değil. Sorun çıkarmaya gebe, müsait. Yani dolayısıyla önce onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra da fiyatlar arasındaki ilişkiyi belirlemeniz gerekiyor formül olarak. Yani mesela standart single'dan double'a giderken ne kadar olacak? Standart single BB'den non-ref'e giderken ne kadar olacak? Standart room only ile standart BB nasıl olacak? Bunları belirledikten sonra da bunların eşleştirme işlemi kalıyor. Eşleştirme işlemlerini yapıyorsunuz. Daha sonra bir test
tarihi belirlersiniz. Diyelim tüm bu eşleştirme işlemleri yapıldı. Zaten bunu genelde çalıştığınız firmalara göre de değişiyor. Mesela bazı channel manager firmaları diyor ki bunu otelci yapmalı. Bazı channel manager firmaları da bunu kendileri yapıyor. Ki channel manager firmasının yapması daha önemli. Otelcinin yapamayacağı kadar karışık işler. Daha sonra kurulum aşamasından sonra bu mapping eşleştirmeleri yapıyorsunuz. Dediğim gibi bir test tarihi belirliyorsunuz. O tarihe bir fiyat gönderiyorsunuz. Böyle dummy bir fiyat. Mesela anne fiyatınıza bağladık ya fiyatları birbirine. Oraya diyelim $1000 gönderiyorsunuz ya da $100. Daha sonradan da gidip tüm kanalları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer fiyatlar doğru akıyorsa channel manager'ınız kurulmuş demektir. Özetle kanal yöneticisi bir otelin tüm online kanallarını tek bir panel üstünden yönetmesini sağlayan, bunu yaparken de otelcinin zaman kazanmasını ve daha etkin bir fiyatlandırma stratejisi oluşturmasını sağlayan bir ürün, yardımcı bir ürün. Daha dinamik kullanarak, fiyatlarını doğru fiyatlandırarak, daha hızlı aksiyon alarak satışlarını olumlu yönde etkileyebilir. Yani sadece dediğimiz gibi bir araç, o aracın bir doğru kurulması, iki etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Channel Manager özetle budur Caner'cim. Otellerin Kış Günlüklerin 3. bölümünde Yağmur Altında Erhan Bey'le yine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ama kaderimde de yağmur altında seninle baş başa kalmak varmış Caner. Böyle de bir anımız oldu Erhan Bey. Aynen öyle. Böyle de güzel bir anımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. En azından yağmur altında beklediğiniz bizim için. Ne demek? Otellerin Kış Günlüklerin 4. bölümünde haftaya tekrar görüşmek üzere. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.